Çanakkale'nin en dinamik televizyon kanalı Boğaz'dan iyi günler. Saygıdeğer izleyiciler, bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Bugün iki konuğumla birlikte olacağım ve sizinle ilginizi çekecek konuları paylaşacağız. Özellikle öğrencilerimiz ve veliler için yararlı olacağını düşündüğümüz konular ele alınacak. Konuklarımıza öncelikle hoş geldin demek istiyorum. Sağ olun. Evet, hoş geldiniz siz de. Sanıyorum bugünkü konumuz öğrencilerin ve velilerin oldukça ilgisini çekecek, onlara yarar sağlayacak. Bir TEOG sınavını bitirdik, şimdi yeni yeni sınavlara hazırlanıyor öğrenciler. Birkaç ay içinde de yoğun bir sınav sürecine girecekler. Aslında bugün ele alacağımız konu bizim ruh halimizle ilgili ve bunun beslenmeye de yansımaları çok büyük. Onları ele alacağız. Ruh halimize dönük olarak kaygı ve beslenme programlarımız nasıl olmalı? Şimdi geçen doktora gittiğimde dedi ki stresiniz var, bu stresi azaltmanız gerekir. Ondan kaynaklanıyor, yoksa başka bir problem yok. Ama benim fiziksel sağlığıma da yansıdığını görüyorum. İşte çok duyduğumuz kavramlar, stres, tükenmişlik, hele moda sanıyorum son zamanlarda, kaygı. Neredeyse sokakta karşılaştığınız, biraz konuştuğunuz her kişi de kaygılı olduğuna dönük bir kısım ipuçları alıyoruz. Bununla ilgili sizden görüşler alacağım ama önce bize kendinizi kısaca tanıtır mısınız? İzleyicilerimiz sizi tanısınlar. Teşekkürler. Ben Eylem Güven Bozkurt, psikoloğum. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldum. Aynı yılın Aralık ayında da Çanakkale Boğaz Komutanlığı'nda psikolog olarak çalışmaya başladım. Orada tabii ki başta erbaş erler olmak üzere personel ve ailelerine hizmet verdim. Geniş bir popülasyon olduğu için hemen her türlü psikolojik sorunla karşılaşma imkanı buldum. Ama daha çok anksiyete dediğimiz kaygı bozuklukları ya da depresif yakınmalar, umutsuzluk, mutsuzluk, yaşam sevincini kaybetme gibi ya da sınav kaygısıyla çalıştık ki her yaş grubuyla artık biliyorsunuz. Evet. Yani her yaş döneminde sınavlar var. Aslında doğru. Üniversiteyi bitirdikten sonra da KPSS var, ve benzeri. TUS var. Evet. Bu tür doçentlik sınavları, dil sınavları yabancı vesaire. Evet. Her türlü yaş grubuyla çalıştım. Aile danışmanlığı, karı koca arasındaki bir takım sorunlarla ilgili ya da evlilik öncesi danışmanlık gibi bazen çünkü insanlar hani doğru eşi seçiyor muyum kaygısını taşıyorlar. Bunlarla ilgili danışmanlık hizmetinde bulundum. Bu arada meslek içi eğitimlerime devam ettim. Yani büyük bir çoğunluğu Deniz Kuvvetleri'nin organizasyonuyla ya da kendi imkanlarımla Türk Psikologlar Derneği'nin eğitimlerine katıldım. Özellikle İstanbul'da Davranış Bilimleri Enstitüsü'nün Sayın Emre Konuk'un eğitimleri, çözüm odaklı terapiler, aile terapileri. Sonra özellikle 1999 yılında Gölcük'teki depremden sonra EMDR denilen bir yöntem uygulanmaya başlandı. Onun eğitimlerini hani hem yurt dışından da gelen terapistler eşliğinde hem de Emre Bey'in ekibiyle birlikte eğitimler aldım. Ki bunlar sadece travma için değil, ayrıca performans geliştirme için de kullanılabilen yöntemler. 2013 yılında da görevimden ayrıldım kendi isteğimle. Bir dönem İngiltere'de kaldım. Çünkü dilimi geliştirmek gibi bir amacım vardı. Sonra buraya döndüm ve şu anda diyette de çalışmaya başladım. Evet. Peki size kolaylıklar, başarılar diliyorum. Sağ olun. Sizi de tanıyalım. Evet, siz de bize beslenme ile ilgili açıklamalarda bulunacaksınız. Evet. Diyetisyen Kıymet Sağlam ben. Diyette bünyesinde çalışıyorum Çanakkale'de. 2008 yılında Uludağ Üniversitesi Gıda Teknolojisi bölümünde eğitimime başladım. 2010 yılında mezun oldum. 2 yıllık bir eğitimde. Sonrasında 2011 yılında Erciyes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünde diyetisyenlik eğitimime başladım. 2015 yılında da bu yılda sonlandırdım. Evet, yeni mezunum. Çok güzel. Evet, o yüzden hevesliyim. Güzel şeyler yapmak istiyorum. İş ortamlarına girmenin heyecanı yüksek sizde. Evet, kesinlikle. Eylem Hocam. Arkadaşımızda da kaygı var mı acaba bu anlamda? Olur kaygı, mu? Olması lazım mı? Olması gerekiyor. Evet. Heyecan güzel bir şey bence. Evet, kaygıya da ihtiyaç var. Kesinlikle. Peki. Şimdi tabii biz kaygı üzerine konuşacağız öncelikle. Kaygı bir yere kadar
iyi ama yönetilemediği zaman da felaketlere yol açabilir. Size bu anlamda sormak istiyorum. Yani kaygı nedir? Bizim yaşamımızda yeri nedir ve ne işe yarar veya nasıl etkileri var? Bundan bahsedelim. Şimdi kaygı konusuna girmeden önce ben tablomuzda da gördüğümüz gibi 4 tane ana ruh halimiz var. Bundan bahsetmek istiyorum. Bunlardan olumlu olarak nitelendirdiğimiz başarı ve huzur var. Eğer bir stres faktörüyle ya da kaygıyla karşılaştığımızda bu ruh halleri ortaya çıkıyor ise uyumlu oluyoruz. Yani sorunlarla başa çıkabiliyoruz. Diğer taraftan depresyon dediğimiz, biraz evvel de bahsettiğim hani uyum, umutsuzluk, karamsarlık, kendini dünyadan elini eteğini çekme hali gibi belirtiler olabiliyor. Veyahut da bugünkü konumuzu da ilgilendiren anksiyete, kaygı dediğimiz ruh hallerimiz var. Depresyon ve anksiyete görüldüğü zaman tabii uyumsuzluklar başlıyor. Evet. Yani başarı ve huzur varsa kaygılardan uzak durumdayız demektir. Evet. Ama bunun aksine anksiyete veya depresyon durumlarında da ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Evet, bunları da açmak gerekirse. Sizin de söylediğiniz gibi yani eğer başarı ve huzur varsa mutluluk var. İkisini dengeleyebiliyorsak mutluluk ortaya çıkıyor. Ki bu hepimizin arzu ettiği bir ruh hali. Ben ama bu başarıyı da merak ediyorum. Başarı nedir? Kime göre, neye göre? Belki biraz sonra bunlara biraz daha derinlemesine gireceğiz. Kimin başarısı? Benim algıma göre başarıyla, örneğin benim yaşamımda etkisi olan diyelim ki annem babamın algısı farklıysa nasıl olacak bu başarı düşüncemiz? O zaman çatışmalar olacak. Çatışmalar olacak. Muhtemelen çatışmalar olacak. Onlar içinde bir ara buluculuk ya da uzlaşmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani taraflar uzlaşamaz mı? Mesela çocuklarla anne baba... Uzlaşabilirler. Mümkündür. Ama ben çoğunlukla uzlaşmadıklarını görüyorum. Katılır mısınız bu düşünceye? Ya çatışmaların çok olmasının bir nedeni budur herhalde. Tabii ki hedefler konusunda hedefler konusunda farklılıklar olabilir. Ya da bazen sınav döneminde de biraz sonra hani belki çözüm kısmında onlardan bahsedebiliriz. Belki ötelemek gerekiyor sınav döneminde bu tür çatışmaları. Yani belki buzdolabına kaldırmak gerekiyor bu tür çatışmaları ki hani sınav çünkü stresli bir dönem. Evet. Daha kontrollü olması gerekir. Evet. Peki tablomuza dönersek. Şimdi kaygı aslında normal bir duygu. Çünkü eğer bir tehdit algımız varsa bedenimiz alarm tepkisi veriyor. Neden veriyor? Çünkü bir hazırlık aşamasına geçmesi gerekiyor. Ya savaşması gerekiyor bu tehditle ya da kaçması gerekiyor. Aynı zamanda motive olmak için de biraz bir miktar kaygı gerekiyor. Yani başarılı insanlara bakıldığı zaman kaygılarını iyi yöneten insanlar, bununla başa çıkabilen insanlar. İşler ne zaman karışıyor? Bir takım belirtiler çıktığı zaman, yani bir takım işte fiziksel diyoruz, duygusal diyoruz, zihinsel ve davranışsal bir takım belirtiler ortaya çıktığı zaman ki bunlardan en yaygın olanlarından bir tanesi işte göğüste çarpıntı, kusma, mide ağrısı, sık sık tuvalete çıkma ihtiyacı ya da ishal ya da bazen işte duygusal şikayetler olabiliyor öğrencilerde. Sık sık ağlamak gibi ya da üzüntü ya da çaresizlik. Zihinsel en sık karşılaştığımız belirtilerden bir tanesi. Yani öğrencinin neye ihtiyacı var? Öğrendiğini hatırlamaya ihtiyacı var. Ama bilgiyi çağıramadığı zaman, unutkanlık olduğu zaman sıkıntı oluyor. Kaygı biraz daha artıyor. Ya da davranışsal bir takım şikayetler oluyor. Ne oluyor? Öğrenci kaçmayı seçebiliyor. Televizyon karşısında vaktini geçirmeyi tercih edebiliyor. Yani dersleri görmezden gelmeye çalışabiliyor. Saatlerce boş boş oturabiliyor televizyon karşısında. Evet. Vaktini verimsiz bir şekilde harcayabiliyor. O zaman stres ya da kaygı sorun olmaya başlıyor bu belirtiler görüldüğünde. İşte o zaman da felaket ya da bir destek alma ihtiyacı da ortaya çıkıyor değil mi? Artık yönetemez durumdaysa. Tabii ki. Peki bu kaygı
biraz önce ifade ettiniz, işte bir kısım fizyolojik durumları da ortaya çıkarıyor. Hı hı. Örneğin mide bulantısı, ishal dediniz mesela. Kesinlikle. Şimdi bunu acaba kişi bir kaygının yarattığı durum olarak düşünebilir mi? Bunu fark edebilir mi? Yoksa bunu bir üşütme, rahatsızlanma gibi mi düşünür çoğunlukla? Tabii öncelikle ben fizyolojik yönden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani hemen apar topar bu bir strestir, kaygıdır denilmemesi gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü hani bir süre devam ediyorsa bu, öncelikle de tabii ki belki akut bir enfeksiyon var. Bu sebeple böyle bir rahatsızlık yaşıyor. Dolayısıyla önce fizyolojik bir tetkikten geçirilmesi, sorun devam ediyorsa, herhangi bir bulgu yoksa ondan sonra düşünebiliriz. Belki başka bir takım faktörlere de bakmak gerekiyor. Evet. Yani fizyolojik bir rahatsızlık da olabilir. Olabilir tabii ki. Olabilir. Ama psikolojik bir boyutu da olabilir bu işi. Yani hiçbir mikrop almadan da örneğin söylediğiniz durumlar tabii, hayatımıza kesinlikle bir fizyolojik rahatsızlık olarak girebilir. Kesinlikle. Evet. Peki tabii kontrol etmesi güç bir durum belli bir noktadan sonra. Nereden kaynaklanıyor? Kökeni nedir bu kaygılarımızın? Şimdi bilişsel davranışçı terapilere göre de baktığımız zaman kaygının kökeni olumsuz düşüncelerimiz. Yani hayatımızda her zaman için doğal olarak bir döngü var. Önce düşünüyoruz, sonra bu düşünce sonucunda bir duygu oluşuyor ve sonra davranıyoruz. Eğer olumsuz düşünce var ise, örneğin sınavda yapamam gibi, başaramam gibi, bu olumsuz bir duygu üretiyor. Mesela ne olabilir? Korku gibi, çaresizlik gibi, kaygı gibi. Ve bu da bir olumsuz davranışa sebep oluyor. Yani ya sınavlarda hata yapıyor ve bu ilk düşüncesini beslemiş oluyor. Yani yapamam diye düşünüyor, korku var, hata yapıyor ve tekrar bir döngüye sebep oluyor. Evet, düşünmüştüm ve olmadı, yapamadım. Kendi kendini doğrulayan bir kehanete, bir kısır döngüye sebep oluyor. Yani aslında düşük bir kaygı da beslendiği takdirde kontrol edilemez duruma gelebiliyor. Evet. Bununla ilgili ben bir araştırma sonucunu incelemiştim. İnsanların diyor endişelerinin, kaygılarının %40'ı hiç gerçekleşmiyor. Aslında kaygı yaşadığımız durumlar hiç gerçekleşmiyor. %30'u da geçmişte kalmıştır. Çaresi de yok. Artık geçmiştedir o. %12'si tamamen başkalarıyla ilgili. Bizimle hiç ilgisi olmayan durumlar. %10'da gerçek ya da hayal ürünü rahatsızlıklarımız. Aslında gerçek mi, hayal mi olduğunda farkında olmadığımız durumlarla ilgili. Sadece %5'i dikkate İşimize almak yarıyor, evet, gereken hususlardır diyor. Evet. Yani sizin tablonuzda bunu arkadaşlarımız yansıtırsa iyi olur. Bu döngünüz burada devreye giriyor. Kesinlikle. Evet. Yani büyük bir çoğunluğu işimize yaramıyor. Boşu boşuna kaygılanıyoruz ve kendimize stres yaratıyoruz. Yani düşüncelerimiz tabloda da gördüğünüz üzere duygularımızı biçimlendiriyor. Evet. Duygular da bir davranış olarak olumsuz çevremize yansıyor. Evet. Olumsuz bir davranış olarak. Ama iyi yönetirsek herhalde bunu olumlu davranış olarak gözleme imkanımız da var değil mi? Tabii. Yani başarılı insanlar biraz evvel de bahsettiğim gibi onlar kaygılarını yönetebiliyorlar. Sanıyorum birazdan bize onunla ilgili birkaç egzersizi de göstereceksiniz. Evet. Memnun ettim. Peki. Bu döngüyle ilgili başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Belki hani olumsuz düşüncelerden bahsedebiliriz. Yani nedir işte o olumsuz düşünceler? Biraz önce ben de istatistik anlamda verdim. Mesela düşünce hatalarından bir tanesi aşırı genelleme. Yani bir öğrenci bir sınava girdiği zaman, yani eğer ona göre kötü bir not ise bütün sınavlardan kötü not alabileceğini düşünebiliyor. Ki bunu aslında normal hayatımızda da yapıyoruz. Yani kadınlar şöyledir, erkekler böyledir gibi genellemeler yapıyoruz. Halbuki bazı kadınlar böyledir ya da bazı erkekler böyledir. Ama biz genellemeler üzerinden genelde konuşuyoruz. Ama bu öğrenci için baktığımızda yine kaygıya dönüşen bir faktör olabiliyor. Ya da yaftalamalar yapabiliyor. Yani sınava girdikten sonra yani ben aptalım, yapamam. Ya da karşılaştırıyor arkadaşlarıyla. Ben onlar kadar beceremiyorum bu işi. Ben yapamam. Bir de çevreden
yakın çevreden de böyle uyarıcılar alırsa o yafta tamamen yapışır kalır galiba. Evet. Evet. İşler daha da aslında çok dikkat etmeliyiz galiba. Özellikle ebeveynlerin çok dikkatli olması gerekir. Hı. Mesela matematik korkusu da böyle bir şey sanıyorum değil mi? Matematikten korkuyorum. Çok zor. Çok. Evet. Aslında ben belki yapamam. De başarabileceğimiz ama öyle bir yapamam evet. algısı. Yani 70 alsa da ya da işte ne bileyim 20 sorudan 15 tane soru yapsa da o bazı öğrenciler de sadece yapamadıklarına bakabiliyorlar. Evet. Yani olumsuzu görüyorlar yani bardağın boş tarafını. Evet. Evet. Yine bu da bir düşünce hatası. Ya da olumsuz senaryolar, felaket senaryoları üretebiliyorlar. Yani bu sınava girdiğimde geçemezsem hayatım mahvolacak. İşte annem babam beni sevmeyecek. İşte rezil olacağım, arkadaşlarım dalga geçecek, zaten sistem de değişecek, seneye ben üniversiteye giremeyeceğim gibi bir takım felaket senaryoları olabiliyor. Ama mesela söylediğiniz annem babam beni sevmeyecek, ben şunu da düşünüyorum açıkçası. Eğer bir uyarıcı olarak yaşamımıza girmemişse onu düşünmemiz ya da öyle bir fikir yürütmemiz de olmaz sanıyorum. Hani anne babayı babanın sevmeyeceğini düşünmek, önceden o yönde uyarıcıların aldığının da işareti gibi geliyor bana. Bazen olmayabiliyor da. Ama genel olarak böyle genel bir şeyler. Genel olarak tabii ki olabilir ama bazen de olmayabiliyor. Nasıl olabilir? Yani çocuk kendi kendine bir takım çıkarımlarda da bulunabiliyor yani. Başka olaylarla ilişkilendirerek. Tabii ki yani acaba hani diğer çocuklar güzel işte ona göre yani iyi notlar alıyor. Hani kendisi düşük aldığında acaba annem babam beni sevmeyecek mi gibi kaygılar taşıyabiliyor. Evet. 17 dakikamızı doldurduk. Küçük bir ara rica edeceğim. Saygıdeğer izleyiciler, küçük bir ara. Birazdan tekrar birlikte olacağız. Kaygıyı yönetme, beslenmeye yansıması ve beslenme programlarımızı nasıl yöneteceğimizi ele alacağız. Sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz. Kaygı üzerine konuşmamızı başlattık. Kaygı ile ilgili bir çerçeve çizdik. Tabii siz kaygının insanın ruh sağlığında, fizyolojik sağlığında yarattığı etkiler, başka bir kısım olumsuz ya da olumlu etkilerden söz ettiniz. Bunlardan biri de sanıyorum beslenme, değil mi? Beslenme düzenimizi de alt üst edebilir. Böyle durumlar da yaşıyoruz. Hatta bazen halk arasında da o kadar yerleşmiş ki biraz böyle kaygısı yüksek olan kişinin bir şeyler yediğini görünce ne oldu, strese mi girdi falan diye. Hatta bazıları da bunu bir mazeret olarak da gösterebiliyor. Çok stresliyim son zamanlarda, yiyeceklerimi kontrol edemiyorum. Bu anlamda ne dersiniz bir diyetisyen olarak Kıymet Hanım, sizin çocuklar açısından bakarsak olaya, gerçekten onları sınavlara sokuyoruz. Yoğun bir sınav programı içinde, hele ergenlik gibi bir dönemde başlayan sınavlar var işte 8. sınıfta. Sonra lise çağlarında gençlikle ilgili dönüşümlerin yaşandığı bir evre. Gerçekten Eylem Hocamızın bahsettiği o kaygılar sanıyorum çok daha fazla yaşanıyor. Ve bu dönemin sınavları da işin içine girince her şey karma karışık hal alabiliyor. Beslenme açısından buna bakarsak neler söyleyebiliriz? İsterseniz şöyle yapalım. Önce bir çocuklarda ve gençlerde beslenme anlayışına dönük bir şeyleri paylaşalım. Ardından da sınav sürecine girmiş çocukların nasıl bir program uygulaması gerekir? Çünkü baktığımızda anneler bence empatiden çok sempati ilişkisine dayalı olarak çocuklarına ders çalışırken sütler, meyveleri
her çeşit meyveyi soyarak hazır halde getirir. Aman bunları bitir, hatta tabağını bitirmesi için enerji alsın diye zorluyor. Bunlar iyi şeyler midir? Bunlardan da bahsetmenizi istiyorum. Bunlar iyi şeyler değildir. Yani çocukların ihtiyacını belirlemek, bilmek çok önemli bu konuda. Yani ona göre porsiyonlarını ve öğünlerini bu şekilde düzenlemek çok önemli. Yani sağlıksız atıştırmalıklar, abur cuburlar çocuğun stresini azaltmaya yönelik iyi bir şey yaptıklarını düşünüyor belki aileler ama tabii ki değil. Yani bu konuda çocukların beslenmesi bilinçli olarak düzenlenmeli. Şöyle ki bir çocuk günlük beslenmesinde 5-6 porsiyon meyve sebze yemeli. 1-2 porsiyon et grubu, 2-3 porsiyon süt grubu, 5-6 porsiyon yine tahıl grubuyla mutlaka beslenmeli. Günlük öğünleri bu şekilde düzenlenmeli. Aileler tabii bunu evde kontrol edebiliyor ama bunun dışarıdaki kontrolü o kadar kolay olmuyor maalesef. Çocuklar okula gidiyor, okulda bir beslenmeleri var. Okulda yemekhanelerinde besleniyorlarsa yemekhanelerin listeleri önceden aileler tarafından kontrol edilebilir. Ya da kantinde yiyecekleri konusunda ufak önerilerde bulunabilir aileler. Ya da yanlarına küçük sandviçler şeklinde küçük öğünler hazırlayıp koyabilirler. Veya çocuklar dershaneye gidiyorlar bu dönemde. Sosyal hayatları var, dışarıda çok vakit geçiriyorlar. Bu sosyal hayatlarından koparmak da onlara tabii ki doğru değil. Bir paylaşımları var çünkü arkadaşlarıyla. Bu anlamda da bu sosyal hayatta daha çok fast food ürünlere, yani onların algısı daha çok dışarıda yemek olunca fast food ürünlere yöneliyor. O yüzden bu fast food ürünleri daha küçük ölçekli fast food zincirlerinde tüketmek gerekiyor. Veya yanında içecek seçimleri daha doğru, yani gazlı, şekerli sıvılar yerine daha ayran gibi daha sağlıklı sıvılar tüketmek gerekiyor. Veya kızartmalar yerine fast foodlarda daha böyle ateşli ızgara gibi menüler oluyor. Onları tüketebilir. Porsiyon kontrolü sağlanabilir. Arkadaşlarıyla paylaşabilir. Bu şekilde kontroller sağlanabilir. Böyle bir program izlenebilir. Şimdi aslında tabii bir öğrenci açısından bakarsak sabahleyin okula gidiyor. Akşam örneğin 4'e 5'e kadar okulda. Oradan çıkıyor. Özellikle 8. sınıflar için düşünürsek dershaneye gidiyor. Ve saat 9'a kadar dershanede. O arada beslenme söz konusu tabii. Genelde dershane ve benzeri ortamların böyle etrafında işte bu hazır yiyecekler, ayaküstü yemek yerleri vesaireyi görüyoruz. Ve çocuklar bunu da çok seviyor açıkçası. Şimdi bunu kontrol altına almak biraz zor gibi de gözüküyor. Yani baktığımızda bir okul ortamına gitseniz kola, gazlı içecekler ve yanına ayran koysanız herhalde en çok tercih edilen ilkokulda ayran olabilir ama sonraki süreçlerde enerji veren içecekler kullanılıyor. Yani bu anlamda ailelerin aslında durumu kontrol altında tutmaları da çok zor gibi. Çünkü o kadar çok uyarıcı var ki hangisiyle mücadele edeceksiniz? Bir de onlar böyle çok çekici, cazip şeyler. Evet. Tatlı ve albenisi olan yiyecekler. Ya bu anlamda ne yapıyorsunuz? Mesela siz bir aile ya da bir, mesela ben bir veli olarak gelsem, ya bu konuları hiç bilmiyorum. Çocuğuma ne yapmalıyım? Yani zorlu olmuyor bu iş. Ayran iç demekle de olmuyor. Ne yapacağım? Yani çocuklar bilinçlendirilebilir. Yani bizim merkezimize örneğin annenin kendisi gelmesi yerine çocuğuyla beraber başvurması daha etkili olabilir. Yani ben çocukla birebir görüşmeliyim. Çünkü yiyecek kontrolünü artık aileden çıktığı için bu dönemlerde, yani kendi sağlayacağı için onu bilinçlendirmek daha önemlidir tabii ki. İşte o bilinçlendirme için ne yapacaksınız mesela? Yani ben bir veli olarak niçin size gelmeliyim? Ne olacak? Çocuğumla nasıl bir farklılaşma göreceğim? Beklentimiz nedir? Yani o bilinçli dedik ya, o bilinçliliği nasıl sağlarım mesela? Merkezde mesela bir takım porsiyonlar var. Onları görsel olarak anlatmak
çok belki işe yarıyor. Evet, porsiyon kontrolü. Yani doğru bilinen yanlışlar oluyor daha doğrusu. Yani çocuklar bunu gerçekten ciddiyetine varamayabiliyorlar yaptıkları yanlışların. Veya tabii. Bu dönemde fazla kilo alımları olabiliyor. Yani o dönemde farkında olmuyorlar ama sonrasında pişmanlıklar yaşayabiliyorlar. Bunları anlatabiliriz. İleriki onlara. Süreçlerde evet. Tabii yaşayacak kesin. Evet, yaşayacakları tabii. Sağlık problemlerini anlatabiliriz. O yüzden ikna etmeye çalışıyoruz evet. Bu şekilde. Daha çok onları bilgiyle evet. ikna etmeye çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi o ev dışına yönelik nasıl bir yol izlememiz lazım? Tamam. Bir kısım Facebook vesaire gibi durumlar var. İşte çocuk dediğimiz gibi günün büyük bölümünü dışarıda geçiriyor. Evet. Neler yapacağız? Sonra ders çalışırken nasıl bir yolu izleyeceğiz? Ya ev dışında biraz önce bahsettiğim gibi zaten biraz önce bahsettim ondan. Yani çocuk eğer fast food yiyecekse de yani aralıkları bir haftalık ya da aylık aralıklar belirlenebilir. Yani çocuk tamam yesin ondan yoksun bırakmayalım ama haftada bir yesin, 15 günde bir yesin gibi aralıklar oluşturabiliriz bu konuda. Dediğim gibi porsiyon kontrolü sağlayabiliriz. Yani bir hamburger yiyecekse yanında patates kızartması yerine bir çeri domates, sebze, çiğ sebze gibi bir öğün, salata gibi o şekilde bir öğün planlayabiliriz. Evet, o şekilde olabilir. Atıştırmalıklar konusunda da yani çocuk hiçbir zaman bilgisayar başında atıştırmamalıdır. Yani hem ne yediğini, ne hangi porsiyonda, ne kadar yediğini anlayamaz, bilemez. Hem de konsantrasyonu bozulabilir. O yüzden çalışma süresince yani 45 dakikalık bir süre, bir saatlik çalışma sürelerinde arada 5-10 dakikalık aralarda bu atıştırmalıklarını tüketebilir. Hem mola gibi olur, bir konsantrasyonu toplar. Bu atıştırmalıklarda daha çok çocuklar tabii daha çok şekerli besinlere yöneliyorlar, hazır gıdalara yöneliyorlar. İşte gazlı içecekler, cipsler, kuru yemişler bunlara yağlı gıdalara yöneliyorlar. Bu da yapılan yanlışlardan biri aslında. Yani çocuğun verdikleri o ufak aralarda kan şekeri dengesini sağlayabilmeleri için doğru atıştırmalıkları tercih etmeleri de çok önemli. Yani bunlar nedir? Bir meyve cipsleri olabilir evde yaptığınız. Havuç, salatalık gibi çiğ sebze olabilir. Süt olabilir. Meyveli yoğurt, sütlü tatlı olabilir. Küçük sandviçler olabilir. Bu şekilde atıştırmalıkları önerebiliriz. Evet. Yani benim anladığım çalışırken değil ama bir ara vereceğiz. Evet, kesinlikle. O, evet, arada, o arada tüketilecek. Evet. Evet, şimdi çoğunlukla gözlediğim ya da görüştüğüm kişilerden de aldım. Koyuyor tabağı, örneğin çerez tabağı veya meyve tabağı. Orada hem yesin hem ne yediğini bilmiyor çalışsın o zaman. Diye. Evet. O zaman denetlemesi zor, kontrolü zor bir durum. Ben bunu şeye de benzetiyorum biraz. Hani sigara içenler de der. Efendim sigara içerken zihnim daha çok çalışıyor. Sigara içmediğimde çalışamıyorum. Evet. Aslında böyle bir şey yok. Öyle bir uyarıcı aldığımız, alışkanlığa dönüştürdüğümüz için. Eğer hayatımızda böyle bir şey olmasaydı zihnimiz gene aynı çalışacaktı. Tabii. Aslında gene aynı çalışıyor ama öyle bir algı beynin çalışmasını da zorlaştırıyor açıkçası. Evet. Bir süre sonra bu sigara gibi çalışırken bir şeyler atıştırmaya dönebilir. Evet. Ciddi bir sorunla da karşılaşabiliriz. Kesinlikle. Evet, çocuklara uyarıcı içecekler mesela sınav öncesi belli aralıklarla veriliyor. Bitki çayları. Bunlarla ilgili düşünceniz nedir? Yani uyarıcı içecekleri önermiyoruz tabii ki. Bu enerji içecekleri, karışık karman çorman yapılan bitki çayları, gazlı içecekler, şekerli sıvılar bunları önermiyorum tabii ki. Onun yerine daha çok ıhlamur, kuşburnu, kırmızı meyve çayları olabilir. Böyle daha bitki çayları içilebilir ya da rezene gibi rahatlatıcı çaylar içilebilir ama kesinlikle karışık bitki çaylarını önermiyorum. Yani bir şey içilecekse aslında su en önemli içecek zaten hayatımızda. Yani su. Evet su. Yani stresle vücudumuzda çünkü toksinlerin birikimi artıyor. Bunları atmamız yani bunlardan kurtulmamız açısından da yani su her zaman çok önemli tabii ama o dönemde çok daha önemli oluyor. Yani en az 6-7-8-10 bardağa kadar su içmeleri özen göstermeliler su içmelerine. Şimdi ben spor salonlarında da görüyorum gencecik insanlar yani 17-18 yaşında insanlar
spor yaparken o enerji içecekleri ve benzeri vitaminler falan kullanılıyor. Hı hı. Aslında bilmiyorum tabii ben teknik anlamda ama bana biraz böyle kimyasal destekli ürünlermiş gibi doğallığı olmayan bir diyetisyen olarak bunun ileride bir sorun teşkil edeceğini düşünür müsünüz bilmiyorum ama ben açıkçası bilmeyen biri olarak o gençler açısından kaygılanıyorum. Ne dersiniz? Evet, yani stres altında vücudumuzun vitamin ve mineral ihtiyacı artıyor. Artıyor. Evet, bunu bizim önerimiz tabii ki özellikle bu çağ çocuklarında, yani sınav çağı çocuklarında beslenmeyle, günlük demin dediğim gibi işte süt, yoğurt grubu, işte et grubu, sebze meyve grubu, tahıl grubu dengeli bir beslenmeyle bunu karşılamak tabii ki bizim tercihimiz. Hmm. Ama aksi bir durum olduğunda da böyle bir durumda, yani vitamin mineral takviyeleri de sentetik olduğu için emilimi de çünkü çok zor iyi olmuyor. O yüzden beslenmeyle karşılanmalı tabii ama beslenmeyle karşılanmayacak aksi bir durumda da biz bunları direkt önermiyoruz. Yani kişinin kan tahlilini yaptırıp bir hekime başvurması, hekim tarafından önerildiği takdirde kullanması gerekiyor. Bizde geleneksel bilgi halen geçerli olduğu için, kolay bir yol olduğu için birçok insanda da görüyorum. İşte ben kullandım, bunlar evet, bana iyi geldi, sen de kullan gibi bir anlayış da hakim. İşini zor sanıyorum bu anlamda. Evet, maalesef. Evet. şimdi mesela sizin merkezinize bir öğrenci geldiğinde ona bir yıllık program yapabilir misiniz? Bir yıllık. Diyelim ki 8. sınıfta ya da üniversite sınavlarına hazırlanan bir öğrenci. Sanıyorum kaygıyla ilgili de önemli bir rolü var değil mi? Uygun beslenme, işte su özellikle tabii, kullanma. Yani diyelim ki öğrenci geldi ki ben formumu korumak istiyorum. Belli bir çizginin dışına da çıkmak istemiyorum. Bu zayıflama da olabilir, kilo alma şeklinde de olabilir. Mesela bir yıllık program yapabilir misiniz? Şöyle, zaten öyle danışanlarımız var. Şu an sınava hazırlanan hali hazırda öyle ne danışanlarımız güzel. Var. beraber çok güzel gidiyoruz. Aylık programlar düzenliyoruz biz, kişiye özel. Bu aylık programlar içerisinde haftalık tartıma geliyorlar. Kilo kontrolü sağlıyoruz. İşte vücut analizi yapıyoruz. Kilo kayıplarına bakıyoruz. İşte yağdan mı verilmiş, nereden verilmiş? Tabii ki yağdan vermemiz öncelik. Onların kontrolünü sağlıyoruz. Aylık olarak da programlarını değiştiriyoruz. Hem bir bilinç oluşuyor çocukta, hem yeterli dengeli besleniyor. Bu sınav dönemindeki beslenme zaten çok önemli. O şekilde daha düzenli gidiyor. Bazı çocuklarda zaten biraz geç kalmış oluyor. Yani bu dediğimiz sağlıksız atıştırmalıklar, dengesiz öğünler yüzünden çok kilo almış olanlar oluyor. Bir yerinden kurtarmaya çalışmak istiyorlar, bize başvuruyorlar. Onlara da o şekilde zayıflatmaya yönelik dengeli bir programla devam ediyoruz onlarla da. Peki bu gelen öğrencilerden özellikle bir durumu bizimle paylaşabilir misiniz? Yani böyle birazcık normal sınırların dışına çıkmış, özel bir müdahale gerektiren durumlar da oluyor mu zaman zaman? Yani işte hızlı kilo almak ve benzeri gibi. Tabii ki yani gençlerin en büyük problemi tamam, zaten. Tamam belli bir kilo. Zaten insanlar sanıyorum kilo almayı fark etmeden bir anda ileride görürler ama hani böyle bir hızlı değişim durumları oluyor mu çocuklarda? Yani çocuklarda daha çok dengesiz beslenmeye bağlı. Evet, çoğunda bu var. Yani kendi yeğenim var. Şu an üniversite sınavına hazırlanan. Onda bile bunu yaşıyorum yani birebir. Maalesef yani o dönemde çok stresli oldukları için, ders çalışma gibi bir sorumlulukları olduğu için kendilerini yeme içme konusunda özgür olduklarını düşünüyorlar. Veya öyle düşünmek istiyorlar, öyle hissetmek istiyorlar. O yüzden de sınırsızca, özgürce yemek istiyorlar. Ama sonuçları da üzücü oluyor tabii ki. O zaman da üzülüyorlar. Kilo vermek istiyorlar ama bir programa uymak istemiyorlar bazen gibi durumlar olabiliyor. Onu da artık konuşarak, daha ikna ederek, yani ilgilenerek daha doğrusu haftalık işte ölçümlere çağırarak, yani istediği bir şey varsa programına dahil ederek bir şekilde orta yolu bularak bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bu süreçte ailelerin de aman çocuğum kırılmasın, incinmesin gibi bir kısım böyle daha toleranslı davranışları var. Aslında o tolerans
yanlış bir noktaya götürebilir. Evet, evet, ikinci 17 dakikamızı da doldurduk. Evet. Küçük bir ara, tekrar birlikte olacağız. Saygıdeğer izleyiciler, keyifli programımıza devam ediyoruz. Tekrar kaygıyla ilgili konuşalım. Aslında baktığımızda kaygıyla beslenme arasında ciddi bir ilişkinin varlığından söz edebiliriz. Onun için aslında birlikte çalışmanız büyük önem taşıyor gibi geliyor bana. Şimdi kaygıyı tanımladık. Kaygının ortaya çıkışı aslında daha çok düşüncelerimiz ve duygularımızın tetiklediği bir durum. Ama bunu da kontrol altına almak her zaman mümkün değil. Bazen tamamen ipin ucunu kaçırabiliriz. İsterseniz bu dilimde sizinle kaygıyla nasıl başa çıkabiliriz? Bunun birçok yolu var. Bunları konuşalım. Evet, ne dersiniz? Şimdi eğer bize gelen bir çocuk varsa önce biz bunun zemini değerlendirmemiz gerekiyor. Zeminden kastımız hani doğuştan getirdiği bir takım sıkıntılar var mı? Çünkü biliyoruz ki hani öğrenme bozuklukları ya da hiperaktivite gibi durumlar öğrenmeyle direkt ilgili olan durumlar. Önce bunlara bir bakılması gerekiyor. Sonra ruhsal yönden zemini nasıl? Yani genel olarak başarı karesinde de son zamanlarda mı ortaya çıkmış bu? Yoksa ezelden beri bir kaygı durumu ya da bir depresif ruh hali var mı? Bir bunları anlamamız gerekiyor. Bunları anladıktan sonra da az önce bahsettiğimiz hani olumsuz düşünce kalıpları var mı? Bunu anlayıp karşımızdakine de anlatmamız gerekiyor. Tamam. Eğer kişi kendisi bunu yapabiliyorsa zaten sorun yok. Kendi kendini halledebilir ama yapamıyorsa hep birlikte bakıp o düşünce kalıplarını kırıp yerine işlevsel bir takım düşünceler yerleştirmemiz gerekiyor. İsterseniz şu kişinin zeminini bir ele alalım biraz. Çünkü olur, tabii ki. Şöyle bir şey var. Tabii her anne baba için çocuğu çok özel, çok önemli. O en iyi öğrenendir, en güzel olumlu davranışlar içinde olandır. Bu çok da iyi bir şey aslında. Ama buna rağmen çocukların öğrenme düzeyleri, algı düzeyleri, biçimleri farklı. İşte bakıyorsunuz öğrenme bozuklukları var. Ama çoğu kez işte o hiperaktiviteyi mesela işte çok zekilikle ilişkilendirenler oluyor. Yani bunu velinin doğrudan bilmesi, anne babanın doğrudan bilmesi biraz zor. Ya da çoğu kez yanlış değerlendirmeler de yapabiliriz. Bu anlamda yani bu öğrenme bozuklukları ya da dikkat dağınıklığı, ben onu bugünün ve geleceğin hastalığı olarak görüyorum. En önemli problemlerden biri olarak okullarda da yaşanacak. Hatta bazı okullar mesela dikkat dağınıklığını toparlamaya dönük dersler koyuyorlar. Şimdi bu anlamda ne yapacaksınız? Yani ben diyelim ki bir veli olarak çocuğumu getirdiğimde onunla ne tür çalışmalar yapacaksınız? Şimdi hani bunu teknik anlamda tabii bilmemize gerek yok ama yani bir veli, evet ben gittim orada gerçekten bize güzel bir ayna tutuldu demesi için neleri görmesi gerekir? Şimdi tabii önce dediğim gibi değerlendirilmesi gerekiyor. Öğrenme bozuklukları erken yaşlarda belirti vermeye başlıyor. Yani mesela 4 yaşında bir çocuk hala konuşamıyor ise, çünkü genelde böyle belirti veriyor. Bu bir işarettir bize. Evet, yani o zaman bir bakmak gerekir. Veyahut da yaşıtları bisiklete binebiliyor, bir çocuk binemiyorsa, yani ip atlamakta gibi mesela seksekte, böyle şeylerde de güçlükler yaşayabiliyor bu çocuklar. Çünkü hani sol ve sağ beyin arasında bir koordinasyon eksikliği olabiliyor.
Yani geçmişten itibaren bir görüşme öyküsü almamız gerekiyor. Tabii ki okula başlarken tekrar yeniden ciddi bir MR olabilir. Ne oluyor? Yaşıtları okumaya geçiyor ama bu çocuklar yaşıtlarından daha geride okumaya geçiyorlar genelde. İkinci bir MR. Zaten dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili ya da öğrenme bozukluğu gibi şeyler ilkokul birinci sınıfta, yani okula başladıktan sonra değerlendirilmesi gereken durumlar. Tanı yani için öğrenme zaten, olgunluğunun oluştuğu dönem. Tabii. Çünkü sadece hani anne babadan değil, okuldan da bir takım bilgiler alınması gerekiyor bunun için. Formal ortam önemli. Evet. Tabii ki tanı için de mutlaka psikiyatri kliniğine gidilmesi gerekiyor. Ama bizim yaptığımız nedir? Bir takım yine testler var. Dediğim gibi hikayesini alıyoruz, belirtileri alıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Öğrenme bozukluğu için ekstra bir takım öğrenme egzersizlerinin yapılması gerekiyor. Nerede sorun yaşıyorsa daha çok. Evet, olumsuz düşünceler dedik. Bunlarla nasıl baş edeceğiz? Onları da dediğim gibi yani fark etmek. Birinci basamak her zaman anlamak ve fark etmek. Eğer bunu kişi kendisi yapabiliyorsa, yani bize zaten gelmesine gerek yok. Ama yapamıyorsa birlikte bakıyoruz düşünce kalıplarına. Bunların yerine daha sağlıklı bir takım düşünceler yerleştiriyoruz. Böyle çocuklar var yani matematikten kötü not alacağını düşünüyor ve her matematik sınavından sonra mesela ağlıyor. Aslında başarılı aslında, olacağı halde. Evet, bu, kendi kendini engelliyor, kendi kendini sabote ediyor aslında. Evet. Peki bu işte ailenin etkisi ya da çevrenin etkisi var mıdır bunlarda? Tabii şimdi eğer çok fazla başarı beklentisi varsa, yani mutlaka oradaki stres faktörü çocuk da içselleştirecek. Yani çünkü hani anne baba bir ayna çocuk için, onların kaygısı, onların stresi mutlaka çocuğa bulaşacak. Ama bunun yanı sıra çocuklar kendilerini yaşıtlarıyla da kıyaslıyorlar. Yani birileri hep yüksek not alıyorsa, yani hep kendi bir yer aşağılarda bir yerde oluyorsa, ya yani çocuk da kendi kendine çıkarımlarda bulunabiliyor. Evet. Tabii bir de gevşeme teknikleri var sanıyorum. Onlarla ilgili neler söyleyebiliriz? Şimdi stres durumunda ya da kaygı durumunda bedenimiz geriliyor. Çünkü dedik ki hani bir alarm haline geçiyor beden. Eyleme geçecek. Fakat bazen de bu yine aşırı olabiliyor. Bunun için de bedeni gevşetmek için bir takım gevşeme egzersizleri öneriyoruz. Yani ayaktan, ayak parmaklarından başlayarak sıkma ve gevşetme yönünde ve bu arada telkinlerde bulunuyoruz. Yani rahatla, gevşe şeklinde, yani sık, gevşe şeklinde. Bu saçlı deriye kadar bütün beden taranıyor. Tabii ki derin nefes almak da önemli. Nefesimiz bedenimizi rahatlatmamız açısından çok önemli diğer bir faktör. Yani nefes eğitimi alması gerekir aslında, değil mi her bireyin? Yani derin nefes almak gün içinde belki ama çok ben özel... Nefes alma konusunda tabii başka bir konu ama nefes alma konusunda hani sporla da uğraşmış bir kişi olarak çok yanlış uygulamalarımız olduğunu biliyorum. Ben sporcu olmama rağmen çok uzun süre sonra nefes almada yanlış hareket ettiğimi bir antrenörden öğrenmiştim. Açıkçası o güne kadar yanlış bir nefes alma uygulamamın olduğunu gördüm sporcu olmama rağmen. Sonra da durumun farklılaşmaya başladığını da izledim açıkçası. Evet. Yani bu konularda destek almak gerekiyor. Kesinlikle. Bunu yapabildiğimiz zaman zaten stres durumlarında da kendi bedenimizi gevşetmeyi öğreniyoruz. Yani bize bunlardan örnekler gösterecek misiniz? Enerji veren egzersizlerden bir iki tane göstermek istiyorum. Yani bir gevşeme egzersizleri var. Bir de öğrencilerin ya da genel olarak yani insanların kendini enerjisiz, böyle uyuşuk hissettiği zamanlar var. Mesela onlar için bir 5 dakikalık her gün kendimize zaman ayırırsak hem sol ve sağ beyin arasında bir köprü kuruluyor, iletişim kuruluyor. Çünkü özellikle sol beyin akademik öğrenme için çok önemli. Hani sağ beyin de yaratıcılık için önemli. Bedenimizin solunu ve sağını çalıştırdığımız zaman
o aradaki köprü kuruluyor. Dengeye ulaşıyor. Evet, denge. Evet. Mesela bunun için önce K27 dediğimiz bir vuruş var. Yani şuralara ve şuralara vuruşlar yapıyoruz. Yani 1-2 dakika yani böyle. Hatta bu... Parmak uçlarıyla mı? Aha, evet, yani 3-4 tamam. Parmak tamam. Kullanarak böyle bir vuruşlar yapıyoruz. Bunu tabii şu an burası uygun değil belki ama ayakta mı yapmamız, oturarak mı? Bu fark etmez. Fark etmiyor. Tamam. Bu fark etmez. Mesela çapraz ilerleme, hani askerlerin yürüyüşü vardır ya, hani biraz onu abartarak ama mesela sol kolumuzu kaldırdığımızda sağ bacağımızla vurmak gibi. Yani bunu yine ayakta yapabiliriz, oturduğumuz yerden de yapabiliriz. Çünkü bazen yaşlı insanların hani ayakta kalması da söz konusu olmayabiliyor. Yani solu sağa, sağa sola gibi. Mesela yine bu birkaç dakika sürecek. Yani bunu düz sonra yapıyoruz. Sonra tekrar çapraz yapıyoruz. Bir dakika yine böyle devam ediyoruz. Onunla ilgili görüntüleri arkadaşlarımız versin isterseniz. Çekimler yaptığımız. Evet. Tamam. Sonra masaj önemli. Yine bu zihni açan bir masaj diyoruz. Önce alnından başlayarak, yani şöyle bastırarak, ondan sonra yine saçlı deriye masaj yapıyoruz ve tüm kafamızı tarıyoruz. Sonra kulaklara yapılan, yani özellikle işte yine öğrenme bozukluklarında çok işe yaradığı söyleniyor. Hakikaten ben kendime bile yaptığımda kendimi daha canlanmış hissediyorum. Sağ kulakla sol kulağımızı diğerini ve kulağa masaj yapacağız yavaş yavaş. Ama eğer çocuğumuzla yapacaksak lütfen hani izin alalım. Sana böyle bir şey yapabilir miyim hani gibi. Güzel bir nokta. Çünkü... Neden izin almalıyız peki? Çünkü bir kere ya onun... Çocuğumuz değil mi bizim? Hayır. Evet. Çünkü bir kere onun bedeni, ikincisi bir de ne yaptığımızı anlatalım. Yani hani böyle bir şey var, hani ya da böyle bir şey duydum. Hani sana ister misin, yapalım mı? Yani onun onayının alınması çok önemli bir şey. Aslında bir birey olarak görmektir. Aksi takdirde buna müdahale ederek bir şeyler yaparsak hem o bir şiddet uygulamasıdır hem de seni birey olarak görmüyorum, nesne olarak görüyorum demektir. Ben örneğin şu bardağı aldığımda bunu buraya koymak için bardaktan izin istemem. Ama evet, karşımızdaki bir birey ise ondan izin istemeliyim. Yani o zaman hadi kalk buradan buraya geç derken bile onun iznini almam gerekiyor. Evet, bu güzel bir nokta aslında. Önemsiyorum onu. Evet. Kanca dediğimiz yer bir egzersiz var. Yani göbek deliğimizi tutuyoruz ve şu kaşlarımızın arasını tutuyoruz ve sanki bir şeyle yukarıya doğru kaldırıyormuşuz gibi. Yani bir dakika kadar böyle tutuyoruz. Yine bu enerjiyi dengelemek için ve bağışıklık. Evet, önemli. Hatta bütün bu egzersizlerin bağışıklık sistemine de iyi geldiğine yönelik evet yazılar var. O zaman bunu zaman zaman yapmamızda büyük yarar var. Kesinlikle. Günde 5 dakika. Aslında herhalde çok kaygılı olmaya da gerek yok. Normal halimizde bile kesinlikle iyi gelecektir mutlaka. Yani belki hani siz de zaten okumuşluğunuz vardır eğitimci olarak. Özellikle mesela Amerika'da yapılmış araştırmalar var. Fiziksel bir takım egzersizlerle güne başlanıyorsa çocukların matematik başarısının arttığı yönünde. Yani dolayısıyla hani bunu 5 dakika ayırmak çok da işe yarayan bir şey olabilir. Evet, hayatımızda 5 dakika nereye harcamıyoruz? Bunu harcarsak faydasını da görürüz diyorsunuz. Egzersizlerimiz bunlar. Tabii bunların çok örnekleri vardır ama bunu tek tek konuşmamız mümkün değil. Evet, belki bir başka programda sadece egzersizlere yönelik bir çalışma yaparız. Belki sizinle de tamamen beslenmeye dönük örnek yiyecekleri de getirerek onları burada yiyerek tadilatlayabiliriz. Böyle bir şey olabilir gibi. Peki hocam, başka ne yapacağız? Yani egzersizlerle de destekledik kaygı düzeyimizi azaltmaya yönelik uygulamalarımızı. Şimdi geçmişte yaşanan bir takım olumsuz anılar varsa bu anıların temizlenmesi de diğer yapılması gereken önemli bir işlem. Çünkü çocuk mesela bir tane olumsuz bir anı yaşıyor. Mesela matematikle ilgili hep
Bunların temizlenmesi gerekiyor. Yani biraz evvel bahsettiğim işte bu hani göz hareketleriyle duyarsızlaştırma gibi ya da işte duygusal özgürleşme teknikleri gibi bu tür yöntemlerle bu onların temizlenmesi gerekiyor ki hani oraya çocuk artık duyarlı kalmasın. Yani onu hatırlayacak ama o aklına geldiği zaman onu olumsuz etkilemeyecek, onu sabote etmeyecek, onu engellemeyecek bu ana. Yani bu olumsuz anıların temizlenmesi bireyin tek başına yapacağı bir durum değil. Destek alması gereken sizin gibi uzman kişilerden. Destek alarak çünkü anıları temizlemek şöyle düşündüğümde çok zor gibi geliyor. Daha da sıkıntılı durumlara da neden olabilir eğer. Tabii nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız nasıl yapacaksınız yani. Tamam. Evet, sanıyorum önemli bir faktör de uygulama motivasyon. Kesinlikle. Kim sağlayacak bu motivasyonu? Şimdi bazen zaten insanlar bunu kendi kendine yani çocuğa yapıyorlar. Para vererek sağlar mıyız mesela işte? Arşını artırarak hadi motive edeyim seni iyi bir yol mudur? Yani belki birazcık işe yarayabilir ama bu kalıcı bir şey değil. Yani uzun vadede faydası değil. Olmaz. Evet. Kısa süreli. Evet, çok kısa süreli. Peki nasıl olacak motivasyonunu artırmaya dönük? Tabii ki hani içsel bireyin motivasyon. Yapacağı ya da dıştan destek alacağı uygulamalar. İçsel bir tabii ki motivasyon oluşması gerekiyor. Bunun için de eğer mesela üniversite öğrencisini kastediyorsak örneğin... Yani hangi üniversite onu motive ediyor, hangi bölüm onu motive ediyor? Yani bunu çocuğu mesela geleceğe götürerek oraya varsayalım ki girdi, o kapıdan geçti, işte kaydını yaptırdı, artık işte ne bileyim ODTÜ'de bir mühendislikte okumaya başladı falan. Onu orada yaşayıp hissettiği zaman bir heyecan, bir mutluluk var ise çocuk motive olmaya başlıyor. Ama herkes de ODTÜ'yü kazanamaz ki. Atıyorum yani hani hayır, bu bir örnek. Hayır örnek yani diyelim ki istediğiyle kazandığı aynı değil. Onu nasıl sağlayacağız? Yani şimdi diyelim ki işte hadi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi olsun. Onu çok motive edecek bir üniversite ya da seçtiği bölüm değil. O zaman motivasyon hep düşük mü kalacak? Bazen seçenekler oluşturmak gerekiyor. Yani bu her zaman... ODTÜ olması gerekmiyor. Yani Çanakkale'de müzik öğretmenliğini çok isteyen vardı mesela görüştüğüm çocuklardan bir tanesi. Yani sadece belki hem üniversite açısından hem de bölüm açısından farklı seçenekler de oluşturmak mümkün. Bunun yanı sıra eğer böyle olmuyorsa değerler üzerinden de gidilebilir. Yani bir çocuk diyelim ki doktor olmak istiyor. Ama yani kazanamayacağını düşünüyor. Bu sefer hani bunun alt bileşenlerine bakmak gerekebilir. Yani neden doktor olmak istiyor? Yani bir ünvandan dolayı mı yoksa insanlara yardım etmek istediği için mi? Çok para kazanmak istediği için mi? Bunun ben özür dilerim. Geçen yıl bir lisenin rehber öğretmeniyle görüşme yaptım. Onlara mesleki tercihleriyle ilgili bir kısım envanterler uygulanmış. Şimdi işte biraz önce bahsettiğiniz ünvan almak, statü elde etmek, birçok faktör yatay ve düşük bir seyir izlerken para seçeneğinde tepe noktası olmuş. Böyle de bir durum var. Yani aslında bu gençlerimize yanlış bir yüklemenin sonucu diye düşünüyorum. Böyle biraz paraya odaklanmış bir anlayış, her şeyi parayla motive eder gibi bir anlayışa doğru da gidiş var. Toplumsal bir sorun olarak görebiliriz bunu. Bununla da baş etmek lazım. Çünkü hakikaten bir yatay seyirden birden tepe nokta çok para kazanacağını düşünüyor. İşte onun için örneğin kendini gerçekleştireceği bir meslek değil, işte çok para kazandıracağını düşündüğü meslek. Hepsi mimar olmak istiyor mesela gibi. Çok para varmış düşüncesiyle. Arkeolojiyi kimse sevmiyor mesela, seçmiyor. Ama yapılan bir başka araştırma var. Onda da deniyor ki, uyguladıkları kişilere. Para, statü, her şey elinizin altında. Onu size sağlayacağız. Parasal, mesleki kaygı, statü hiçbir engeliniz yok. Hangi meslekleri tercih edersiniz? Güzel sanatlar, arkeoloji, sanat tarihi gibi alanlar daha keyifli olan. Daha fazla ilgi çekiyor. İşte bizim mühendislikler, doktorluk vesaire
diplerde dolaşıyor. Böyle de bir çelişkimiz var. Evet, süremiz çok azaldı bu oturum için. Başka neler yapılabilir? Yani mesela çalışma programı için hani bilinçli yapılan çalışma programına uyulmuyorsa hani bilinç altıyla da bakabiliyoruz. Yani çocuk bir takım işte yöntemlerle o çalışma programına nasıl uyar, bunları yapabiliyoruz. Bunun desteğini alması lazım uzman. Kendi kendine yapabiliyorsa tamam, sorun yok, ama yapamıyorsa, yani çalışması gerektiğini biliyor da çalışamıyorsa, o zaman evet, bu konuda yapılabilecek şeyler var, bizim yapabileceğimiz şeyler var. Veyahut da çalışıyor ama istediği sonucu alamıyorsa, hani yapabileceğimiz şeyler var. Tabii ki aile, biraz evvel bahsetmiştik, hani aile, çocuk arasındaki çatışmalar. Yani belki bu sınav döneminde bakılıp hani uzlaşılabiliyorsa uzlaşılsın, ama uzlaşılamıyorsa da sınav sonrası dönemde tekrar konuşmak üzere belki bunları buzdolabına kaldırmak iyi olabilir. O buzdolabında tehlikelerini birazdan sizinle konuşmak istiyorum. Süremiz doldu bu oturum içinde. Küçük bir ara sizden de rica ediyorum. Bir toparlayıcı konuşmadan sonra beslenme boyutunda sanıyorum önemli mesajlarınız olacak. Bizden ayrılmayın saygıdeğer izleyiciler. Gerçekten yaşamımızda kaygı, stres, bunlar önemli hususlar. Nasıl başa çıkılacağı ile ilgili bahsettiniz. Bir de buzdolabına kaldırmak gerektiğinden söz ettiniz. İsterseniz onunla ilgili birkaç şey söyleyelim. Şimdi buzdolabına kaldırdığımızda aslında bir taraftan bir birey olarak, çocuğumuz da olsa birey olarak onun hayatına müdahale etmiş olmaz mıyız? Aslında biraz şiddet içermiyor mu? Bunu ben şiddet olarak algılıyorum, bireyin müdahale ettiğimizde hayatına. Çünkü nedir? Kendine göre bir düşünce ve karar uygulamaları var. Ama siz bunu müdahale ederek engellemeye çalışıyorsunuz. Şimdi işte bu sınav sürecinde de bakıyoruz. Son 6 ay kampa çekilme gibi işte dünya ile, arkadaşla, sosyal ilişkileriyle sınırlıklar getirme gibi durumlar. Evet, maalesef. Bunlar iyi şeyler mi? Bence bunlar iyi şeyler değil. Yani genelde işe yaramıyor baktığımız zaman. Yani çocuğa çok fazla müdahale ettiğimiz zaman, şunu yap, bunu yap, dışarı çıkma dediğimiz zaman bir kere iletişim bozuluyor. Sonra inatlaşmalar başlayabiliyor. Yani mesela bir örnekte baba dışarı, kızının dışarı çıkmasından rahatsız oluyordu. Bunun üzerine tartışıyorlar. Bir sorunu erteledik yani. Çünkü hani inatlaşmak bir işe yaramıyor, sorunu çözmüyor. Yani ya uzlaşacağız ya da bir ortak yol bulmak için daha sonra. Bakalım, belki de dışarı çıkıyor da aynı zamanda sınava da hazırlanabiliyor. Mesela bu örnekte öyle olmuştu. Yani dışarı çıkmaya devam etti ama hedeflediği bölümü de girdi. Tamam. Yani dolayısıyla hani gereksiz yere çatışmalar olmasın diyoruz yani. Aslında çatışmaya girdiğimizde, yani yönetilebilir çatışmaya girmediğimizde sonuç hiçbir durumda alamayız. Yani bu sadece çocuklarımızla değil, başkalarıyla olan iletişimde de hatta sorunu daha da büyütebiliriz çoğunlukla. Böyle sıkıntılar da yaşanır. Önereceğiniz başka seçenekler var mı çözmeye yönelik kaygılarımızı? Yani pozitif imgeleme önemli ya da burada hani
hipnoz dediğimiz, hipnoterapi ya da telkinler de kullanılabilen diğer yöntemlerden bazıları. Bu hipnoz ve benzeri uygulamaları öneriyor musunuz? Nedir bununla ilgili genel bakışınız? Öneriyorum ben. Yani daha zaten Erikson hipnoterapileriyle ilgili ben eğitim aldım. Milton Erikson'un yöntemleriyle ilgili İstanbul'da yine. Çok da işe yarayan, yani bunun için illa uyku moduna girmesi gerekmiyor. Hikayeler bile bazen çok motive edici olabiliyor. Etki yani. Yaratabiliyorsun. Evet. Telefonla olur mu bu? Ben hiç denemedim. çünkü telefonla yaptığını iddia eden, bence eğitimi de olmayan, işte bir kısım kurslarla bu işi elde ettiğini düşünen insanlar var. Onlara çok dikkat etmemiz gerekir. Kesinlikle. Mutlaka eğitimi almış, bu konuda bir üniversite eğitim sürecinden geçmiş kişilere itibar etmemiz gerektiğini ben uyarmak istiyorum. Gerçekten baktığınızda hiç ilgisi olmayan, örneğin mühendislik ama bir kısım kurslarla bir hipnoz uygulaması yaptığını, hatta bunu telefonla yapacağını söyleyen, piyasada çok ehil olmayan, alanla ilgisi olmayan insanları da görebiliyoruz. İzleyicilerimizin buna çok dikkat etmesi gerekir. Mutlaka bir üniversite eğitim sürecinin geçmiş olması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bu kaygıyla ilgili sizin söylediklerinize bağlı olarak ben bir deneyi hatırladım. Onu paylaşmak istiyorum. Belki sizin de bilginiz vardır. Fareler üzerine yapılan bir çalışma var. Farelerden bir grup alınıyor ve bunları soğuk bir ortama koyuyorlar. Birden normal sıcaklık ortamından donma eşiğindeki bir sıcaklığa koyuluyor. Ve sonraki gün fareler gözleniyor. Fareler büzüşmüş, üzerlerinde o tüyler tel tel olmuş. Sevimsiz, çirkin bir görüntü var. Yani donmak üzere bir görüntü sergiliyorlar. İki gün sonra tekrar geldiklerinde bir bakıyorlar, farelerin o durumu değişmiş. Fareler çok canlı, sürekli hareket halinde ve sanki şampuanla yıkanmış, sevimli bir görüntüleri var. Ve şaşırıyor bu deneyi yapanlar. Bakıyorlar, evet bir gelişme var. Ama bir süre sonra tekrar geldiklerinde farelerin öldükleri görülüyor. Çünkü genel olarak şunu buradan çıkarıyor, işte o kaygı ya da işte bizi zorlayan durum ile önce insanlar bir şaşkınlık yaşar. Ve bu şaşkınlığı, şoku attıktan sonra sanıyorum beslenmede de böyle durumlar olabilir, bir direnme davranışı sergiler ve o direniş döneminde ciddi bir enerji sarfiyatı olur. Ama belli bir süre sonra o direnmenin, mücadelenin karşılığını alamazsa bir yılgınlığa ve o enerji de sona erip donma daha çabuklaşıyor. İşte o süreçte eğer kişi bunu aşabilirse, insanlar içinde aşabilirse rahat, huzurlu bir ortama gidebilir. Aşamazsa patolojik bir kısım durumlar yaşayabilir diye bir sonuç çıkarılıyor buradan. Ve buna bağlı olarak deniyor ki kömürle elmas arasındaki fark, elmasın ısıya daha fazla dayanmasının sonucudur. Yani uygulanan ısıya direnir ve onu aşarsanız elmas olursunuz, aşamazsanız kömür olursunuz gibi böyle bir hikaye kısmı da hatırlamış oldum. Evet, tabii bu kaygılar, stresler özellikle öğrencilerde beslenme anlamında da sorunlar yaşanıyor. Şimdi sınav aşamasına geldiğinde görüyoruz televizyonlarda birçok uzman kişi çıkıyor. Nasıl beslenelim, sabah kalktığımızda kahvaltımızı nasıl yapalım, sınava nasıl gidelim, yanımızda hangi yiyecekleri alalım gibi önerilerde bulunuyor. Halkımız da çoğunlukla uzmanların bu görüşlerinden hareket ederek o uygulamaları çocuklarına yaptırmak istiyorlar. Ama örneğin işte bazı besinler yaşamında çocuğun yokken sırf uzman dediği için böyle uygulamaya girmek istiyor. Bununla ilgili sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Yani sınavdan bir gün önce, sınav sabahı, sınav sırasında buna yönelik beslenme anlayışlarımız nasıl olmalıdır? Sınav öncesi gece beslenmesi kahvaltı kadar önemli. Bir kere çocuğa hiç daha önce denememiş bir besini denetmeyeceğiz. Yani oradan buradan kulaktan duyma bilgilerle çocuğu o şekilde yönlendirmeyeceğiz.
Herhangi bir gıda zehirlenmesine karşı o gece daha evde böyle taze besinlerle hazırlanmış yiyecekler tüketmek, ona yani gıda zehirlenmesine karşı bir önlem olabilir. Hı hı. Onun dışında çok ağır, yağda kızarmış yiyecekler tüketilmemelidir. Veya çeşitli besinlerin karışımından oluşan böyle ağır soslu yiyecekler yine tüketilmemelidir. Mide rahatsızlıklarına neden olabilir çünkü. Veya yine önemli bir konu gaz yapıcı, lahana, kuru baklagil gibi, karnabahar gibi yiyecekler tüketilmemelidir o akşam. Daha karbonhidrat, yağ, protein dengesi sağlanmış bir menü hazırlanmıştır. Hazırlanabilir çocuğa. Yine akşam saatlerinde kafeinli içecekler, gazlı içecekler, çay, kahve gibi sıvılar tüketilmemeli. Çünkü bu tarz sıvılar yerine daha çok bitki çayları, biraz önce de bahsettik, daha çok rahatlatıcı çaylar tüketilebilir. Hem uykunun kalitesi ve süresi etkilenmemiş olur bu şekilde. O şekilde bir beslenme tarzı benimsenebilir. Son olarak da çok sıvı tüketilmemeli, yani çok su içilmemeli o gece. Gece çünkü uykudan uyandırabilir, evet, tuvalet ihtiyacı. O şekilde bir yol izlenmeli. Bir gün öncesi için örnek menü olarak 100-150 gram kadar beyaz tavuk eti, yağsız tavuk eti ya da etli bir sebze yemeği olabilir. Yanına bir kase kaymaksız yoğurt, bir zeytinyağlı, az zeytinyağlı bir salata, bir iki dilim de ekmek ya da sossuz 5-6 kaşık makarna güzel bir menü olabilir o gece için. O şekilde. Yani bu menünün hayatımızda da yerinin olması lazım, tabii değil ki, mi? Onu vurgulamamız tabii lazım. Tabii ki. Bu zaten gayet dengeli bir menü. Evet. Hayatımızda da olmalı. O gece de ekstra özen gösteriyoruz zaten beslenmemize. Eğer çocuğun süt alışkanlığı varsa gece yatmadan önce de bir bardak süt içip uykuya dalabilir. Peki alışkanlığı yok ama siz önerdiniz diye bir veli çocuğuna dayattı. İlla süt iç, işte daha rahat uyursun vesaire. Bunu önerir misiniz? Yok, kesinlikle. Buna yani dikkat etmesi tabii lazım. Tabii ki. Daha önce denenmemiş bir besin kesinlikle faydalı diye denenmemesi gerekiyor o gece. Ya da çok alışkanlığı yoksa o gün bunları yüklememek gerekir tabii diyorsunuz. Tabii ki, kesinlikle. Evet, sabah kalktık. Şimdi sabah kalktık. Akşam yemeği ile sabah kahvaltısı arasında bir 12 saatlik gibi bir süre var. Bu süre içinde metabolizmamız çalışmaya devam ediyor. Vücudumuzun depolarını kullanıyor ve sabah kalktığımızda bu depolar boş olarak uyanıyoruz. Ama beynimiz için gerekli enerjiyi sağlamamız için güne kahvaltıyla başlamamız gerekiyor. Güzel, dengeli bir kahvaltıyla başlamamız gerekiyor. Yani kahvaltı çünkü zihinsel performansımızı da çok etkiliyor. Yapılan araştırmalarla da bu zaten kanıtlanmış bir şey. O şekilde beslenme alışkanlıklarına paralel, dengeli bir kahvaltı yapılması önemli. Yani çocuğa yine hiç yemediği, hiç daha önce denemediği bir besin tükettirmeyeceğiz. Evet. Onu yine yapmayacağız. Poğaça, börek, gözleme gibi yağ oranı, karbonhidrat oranı yüksek besinler o sabah içi, sabah kahvaltısı için uygun değil yine. Sabah kahvaltısında kompleks karbonhidrat, proteinden zengin besinlerle hem tokluk süremizi uzatacağız, hem konsantrasyonumuzu arttıracağız. Yani ne mesela? Kompleks karbonhidrat. Kompleks karbonhidrat nedir? Yulaf ezmesidir. Koyu renk ekmektir. Sebze meyvedir. Bunlar basit şeker. En azından basit şeker tüketmeyeceğiz kesinlikle. Tamam. Onun için de örnek bir menü olarak 1-2 dilim peynir çeşidi olabilir. Bir yumurta olabilir. Yumurta da önemli. Bir bardak süt veya bir su bardağı taze sıkılmış meyve suyu olabilir. 1-2 tane ceviz olabilir. Bir yanında 1-2 dilim koyu renk ekmekle, doğru ekmekle böyle düzenli dengeli bir kahvaltı yapmış oluruz. O şekilde sınava dinç kafayla gitmiş oluruz. Şimdi benim gene gözlemlerimde özellikle lise öğrencileri, üniversite sınavına hazırlananlarda daha fazla görülüyor bu. Geç vakite kadar çalışma programları, işte son zamanlarda bakıyorum, hatta son zamanlarda yine moda oldu. Üniversitenin kütüphanesine gidip orada çalışma gibi bir uygulama. Saat 2'lere, 3'lere kadar orada ders çalışıyorlar ve sabahleyin geç kalkıyorlar. Evet. Dolayısıyla kahvaltı saati 12'lere kayıyor.
Yani bunun için bir işte dediniz sabah 9'da ya da sınav 10 gibi 8-9 arası kahvaltıyı yapması lazım. Çanakkale koşullarını düşündüğümüzde. Şimdi 12'de kahvaltı yapmaya alışmış bir bünye 9'daki kahvaltıyı da istemeyecektir diye düşünüyorum. Doğru mu? Bilmiyorum. Yani evet yani öyle. İşte o zaman beslenmeyi de mutlaka alması lazım değil mi? Tabii kahvaltıyı ki, alması ki. Lazım. Ama işte 12'de vücudumuz alıştığı için 12'ye doğru bunu hissedecek. Tam da sınavın en kritik, en dikkatin yoğunlaşması gereken bir yorgunluğun da başladığı bir aşama. O zaman beslenmeyi daha erken bir dönemde başlatmamız gerekir galiba. Evet, yani öyle bir alışkanlık, öyle bir çocukta öyle bir alışkanlık oluşturulabilir. Önceki yani bir hafta 10 gün önceden o düzene çocuk o düzene sokulabilir. Ya da böyle bir alışkanlık oluşturulamıyorsa da daha hafif bir beslenme tarzı uygulanabilir. Yani bir su bardağı süt içine 5-6 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1-2 kuru meyve, 1-2 kavrulmamış yağlı tohum şeklinde böyle bir karışımla çocuk bu şekilde de güne başlayabilir. Çok zorlamamak da gerekir. Evet, İlla bu programı gerekir. Uygulayacağım diye kesinlikle, bir şey de kesinlikle. Söyleyemez. Evet, şimdi sınavda gerçi çok önlemler var ama öğrencilere su veriliyor. Evet. Onun yerine işte şekerleme tarzı bir kısım ürünler de veriliyor. Evet. ÖSYM tarafından böyle uygulamalar var. Yani o şeker işe yarar mı? Şeker şöyle... Ya da diğerleri için de aynı şekilde. Nasıl yapalım sınav sırasında? Yani beynimizin enerji kaynağı karbonhidrat. Ama bu karbonhidrat dediğimizde basit şeker aklımıza gelmesin. Yani bunları biz kompleks karbonhidratlarla da sağlayabiliyoruz. Yani bilinenin aksine basit şeker aldığımızda, yani basit şeker kan şekerimizi birden yükseltip düşüren bir şey. O yüzden beynin enerji ihtiyacını karşılayamıyor. Aksine hipoglisemiye neden olabiliyor ani iniş çıkışlarla. Bu yüzden de konsantrasyon bozukluğuna, yorgunluğa sebep olabiliyor. O yüzden basit şeker tüketimini önermiyorum. Yani bunun yerine çocuk o an kan şekerini dengelemek istiyorsa sınav anında kuru meyveler olabilir, kavrulmamış yağlı tohumlar olabilir. Yani basit şeker yenene yanında onları bulundurursa daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü o ani yükseliş aynı şekilde geri dönecek ani değil mi? Yani çünkü evet. Birden bir enerji yüklemesi arkasından o enerjinin ciddi anlamda tüketilmesi ve yorgunluk, dikkat dağılması gibi durumlar da ortaya çıkabilir. Evet. Tabii su sanıyorum gene önemli değil tabii mi? Ki sınav çok sırasında önemli. Da. Yani sınav sırasında da çocukların en büyük korkularından biri tuvalet ihtiyacı. Evet. O yüzden daha azar azar sık sık yudum yudum su içilirse bunu da kontrol altına alabilirler. Evet. İnsanlar strese girince suyu fazla tüketirler mi ya da nasıl bir durum olur bilmiyorum ama sınavda dışarı çıkmak yasak olduğu için ciddi bir stres ya da kaygı kaynağı evet. olabiliyor değil mi? Tabii acaba ağzımız kuruyor yani stresli evet. olduğumuz evet. zaman. Mutlaka su almak ama bir taraftan da eyvah tuvalet ihtiyacı var mı diye ciddi bir çatışmanın içine girebilir. Evet. O yüzden yudum yudum sık evet. sık yudum yudum olacak tamam. şekilde birden yarısını olabilir. Tüketmek evet, olmamalı, evet. kontrollü olmalı. Evet, kontrollü olmalı. Gerçekten zor işler bunlar. Evet. Bizim öğrencilik yıllarımızda bu kadar stres ve olumsuzluktan bahsetmiyorduk. Son olarak da bu beslenme ile ilgili hani şekerin yükselmesi gibi sanıyorum birden kilo alıp birden şok evet. diyetler uygulama. Onlardan da bir iki kelimeyle cümleyle söz ederseniz süremizin de sonuna geldik. Evet, sınava hazırlanan çocuklarda bu çok büyük bir handikap oluyor hayatlarında. Şöyle yapılan araştırmalarda ortalama bu çağ çocuklarında 7,5 ile 11,5 kilo arası bir kilo alımı söz konusu oluyor. Bu yüzden bunu dengelemek açısından yani çocuğun ihtiyacını bilmek çok önemli. Yani çocuk bu ihtiyacını bilmez biraz önce de bahsettiğimiz gibi şuursuzca kendini özgür hissederek yerse daha sonradan pişmanlıkları yaşayabiliyor. Bu açıdan çocuğu baştan yönlendirmek, bunun önlemini almak çok önemli.
önemli. Yani biraz önce de bahsettiğim gibi merkezimize geldiklerinde biz metabolizma ölçümü yapıyoruz. Yani 24 saat içinde dinlenim durumundayken vücudumuz ne kadar enerji harcıyor onu görüyoruz. Bu ölçümü yaptıktan sonra dengeli bir program hazırlıyoruz. Beslenme zaten bir bilim. Bu bilimi çocuğa anlatıyoruz. Yani eğitiyoruz çocuğu bu konuda. Ve dışarıda yaptığı seçimlerin daha doğru olmasını sağlıyoruz bu eğitimlerle. Bu şekilde baştan önlemini alırsak bu tarz olumsuzluklara da karşı koymuş oluruz diye düşünüyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Programıma renk kattınız. Sağ olun, eksik olmayın. Saygıdeğer izleyiciler, kaygıyla baş etme yollarını sizinle tabii sınırlı program çerçevesinde ele almaya çalıştık. Aynı şekilde çocukların sınav sürecinde nasıl beslenmeleri gerektiğini de ele aldık. Burada çok ana noktalara değindik. Bunun daha detaylı size profesyonel destek verecek yardımları için uzman kişilere başvurmanız önemli. Hayatımızda bir de internet denen araç var, her şeye ulaştığımız. Ama oradan da sadece bir ön bilinç olarak bilgi almamız, doğru yönlendirme için de uzman kişi ve kurumlara başvurmamız büyük önem taşıyor. Haftaya yeni konu ve konuklarla birlikte olmak üzere. İyi günler, hoşça kalın.